görmüyor musun? Gerçekten Allah gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar. Böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için ...gerçekten öğüt alınacak... ...bir ders vardır. Allah... ...kimin göğsünü İslam'a açmışsa... ...artık o... ...Rabbinden bir nur üzerinedir... ...değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden... ...kalpleri katılaşmış olanların... ...vay haline... ...işte onlar... ...apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah benzeşmeli, ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, yataşır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa, artık onun içinde bir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü o kötü azaptan kendini yüzüyle kim koruyabilecek? Ve zalimlere kazandığınızı tadın denmiştir. Onlardan öncekiler de yalanladı. Böylece azap onlara hiç şuurunda olmadıkları bir yerden gelip çattı. Artık Allah onlara dünya hayatında horluğu ve aşağılanmayı tattırdı. Eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı gerçekten daha büyüktür. Andolsun, biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır bu. Umulur ki sakınırlar. Allah bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan bir adamla yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz sizler, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah'a karşı yalan söyleyenden, ve kendisine geldiğinde doğruyu yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince, işte onlar takva sahibi olanlardır. Rableri katında dileyecekleri her şey onlarındır. İşte bu, ihsanda bulunanların ödülüdür. Çünkü Allah, onların yaptıklarının en kötüsünü temizleyip giderecek ve yaptıklarının en güzeliyle ecirlerini verecektir. Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah, Kimi hidayete erdirirse, onun için bir saptırıcı yoktur. Allah, intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? Ant olsun, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyecekler. De ki, gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, ona tevekkül etsinler. De ki, ey kavmim! üzerinde bulunduğunuz duruma göre yapın edin elbette ben de yapıp ederim artık yakında öğreneceksiniz kendisini aşağılık kılan azap kime geliyor ve kesintisiz azap kimin üzerine çöküp kaçınılmaz oluyor